Elif'ciğim sen de hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Müzikal şeymiş, hayatınız ne zaman başladı tam olarak? Yani, sen mi keşfettin, başka biri mi keşfetti? Ailem keşfetti tabii ki. Annem mi, babam mı? Bak bunlar da önemli. Dede. Dede mi? Dede. Dede keşfetti. İki dedem tamam. Hatta. İki dedem de enstrüman çalıyor, bağlama çalıyorlar ve Karadeniz kemençesi çalıyorlar. Babam bağlama çalıyor, dayım bağlama çalıyor. Evde kadınlar ileri derecede halk müziği ve Türk sanat müziği okuyorlar. Gelen misafirlere ikram ediliyor ve bu ortamda büyüdüm. Sonrasında merakımı gördüler. Özel kurslar, okullar derken bugün buradayım. Arkadaş bu nasıl bir şey? Mesela birinin evine gidiyorsun. Alıyorsun babanı, gidiyorsun. Sağlık sorunu da yok. Sana mesela kahve çıkartacaklarına işte Kürt Dinleyici Asker makamından bir şarkı çıkartıyorlar. Evet. Güzel şey ikram. Çok hoş. Uzun sofralar, bilmem neler. Kesinlikle. Vesaire. Sonuç itibariyle herkes anladığım kadarıyla müzikal hayatında bir parça oldu. Kesinlikle. Bir puzzle'ın parçaları tamamlandı ve sen çıktın ortaya. Evet. Kızıyorlar. Kızıyorlar bu arada bana. Mesela diyorum ki işte dedem öğretti. Teyzem diyor ki ben sana öğretmedim. Anneannem diyor ki ben sana söylemedim. O yüzden ama belli ki aile biraz şey, kalabalık. Evet. Dolayısıyla hani sen ve yurttan sesler korusu olarak devam etsin. Kesinlikle öyle. Evet. Sivaslıyız aslen. Doğma büyüme Kocaeli'liyim. Sivaslıların zaten %99'u yetenekli oluyor. Bilirim, eşimden. Evet. Evet, eşimden çok, hem kültürlerine çok aşık bir aile. Hı hı. Hem de bunu iyi taşıdıklarını düşünüyorum. Çünkü iyi okumamla ilgili de bir dertleri var. İlk çıktığım zamanlar mesela öğrendiğim bazı türküler var. Anneannem arayıp şey yapıyordu böyle. Ya aslında onu öyle yorumlamasan mı, şöyle mi yorumlasan deyip mesela yorum anladım. Örneği de veriyor. Evet. Yorum da güzel. Ama sonuç itibariyle hani güncelleşiyor. Yine de en zorundan başlamışsın. Hani yani herkes en kolayı pop'tan başlıyor. Yani birbirimize şey olalım. Halk müziği biraz daha hani ne bileyim daha derinlere inmen, daha derin sondaj gerektiren acayip de bir kültür. Çok o Anadolu'daysan hele binlerce başka kaynak var. Dolayısıyla yoruluyorsundur zaman zaman değil mi o şeylerle? Aslında ben Batı müziği eğitimi aldım. Batı müziği eğitimi alarak başladım. Sonra bilinçli bir şekilde Türk Halk Müziği'ni seçtim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı ses eğitimi bölümüne gideceğim dedim. Çok iyi hocalarım vardı. Başta Erol Parlak. Ondan çok ciddi ve harika bir eğitim aldım. Tabii bilinçlendikçe, yaşım daha büyüdükçe daha derinlere girebiliyorum. İlk başta daha teknik bakıyordum, daha müzik bakıyordum. Ama bölgeden bölgeye, köyden köye bile değişen müzikler, şiveler benim tabii, çok ilgimi, evet, ilgimi çekiyordu. Bunların içinde kaybolmak çok güzeldi. 8.30'da dersim vardı mesela her sabah. Ben 8.20 geçe okuldaydım. O kadar severek okudum okulumu. Çok iyi. Sonrasında yüksek lisans doktora yaptım. Doktoru da yaptın mı? Yapıyorum aslında anladım diyelim. Yani hani bu hangi yaşına sığdırdın? Bakar mısın? Gencecik duruyor çok karşımda. Çok teşekkür ederim. Aslında güzel yaşım kardeşim. Var bayağı ama gösteriyor. Sivasların başka özelliği de budur zaten. Buradan öyle midir? Bütün efendim ahaliye saygılarımızı iletiyoruz. Şunu da soracağım. Yani ne olursa olsun tabii diğer türlerle de buluşturuyor musun bazen şeyini? Kesinlikle yorumunu? Buluşturuyorum. Çünkü ben kendimi yorumcu olarak tanımlıyorum. Hı. Müzisyen ve yorumcu. Güzel. Sevdiğim, beğendiğim tarzları da okuyorum. Mixlemeyi de seviyorum. Mesela elektronik müzik çok seviyorum. Hı hı. Bu tarz çalışmalarım oldu. Neşet Usta'nın, Neşet Ertaş'ın Yalan Dünya isimli eserine Deep Rise diye bir DJ var arkadaşım. Onunla birlikte bir mix çalışması yaptık. O çok hoşuma gitti mesela. Nasıl bir şey çıktı? Fena değil diyorsun. Yok, benim çok hoşuma gidiyor. İyi, tamam. Siz de dinleyin, dinlemeyen varsa. Tamam, dinlemeyen varsa dinlensin hemen. Musa Eroğlu'nun bestesi. Abdurrahim Karakoç'un da sözlerini yazdığı bir türkü. Onu da mesela club mix yaptık. Hı. Onun dışında böyle denemelerim oluyor. Bu bir de şeyi de yani kuşağı da yakalamak için değil mi yapılan bir şey? Evet. Yani dijital platformlar geleneksel şeyleri ve coverları çok desteklemiyor. O yüzden böyle şeyler arada iyi oluyor. Buradan teessüflerimizi iletelim o zaman dijital şeylere, platformlara. Sizi de teessüf ediyorum. Yani hanımefendiye getirip yani bir şeyinizi ağırlayıp bir yarışmanızda, evinizde ya da başka bir yerde klasik Türk halk musikisi söyletmediğiniz için. İnşallah.